Süliyet soft uygulamalar için öncelikle hastayı problemli bölgesini bulmamız gerekiyor. Tabii bu hastada yaşlı bir hasta olmadığı için, elastikiyet kaybı da fazla olmadığı için çok fazla bir problem görmüyoruz. Ancak mesela ne isteyebiliriz? Dudak üstü nazolabial çizgilere doğru yığılmayı engellemek isteyebiliriz ya da jawline'ı engellemek isteyebiliriz. Bunun için de bir merkezden ip askı yöntemiyle çekmemiz gerekiyor. Özellikle süliyet soft planlarken mukavemetimizi artırmak için saçlı derinin içerisini kullanıyoruz. Burada süliyet soft'un iki tane çıkış deliği olacak. Bir giriş deliği. Giriş deliği orta yüzü asmak için kullanacağız. Her iki taraftan ters konilerle çekeceğiz. Böyle bir hasta için yapacağımız uygulamada giriş deliklerinin arasını özel cetveli sayesinde tespit ediyoruz. Kaşlı koni kullanacaksak giriş ve çıkış yerlerini tespit etmemiz gerekiyor. Örneğin jawline'ı çekmek istersek, jawline'ı çekmek için tabii bunu özel cetvelleri yardımıyla yapıyoruz. Nereden? Şuradan şöyle. Giriş deliğimiz burası, çıkışımız burası. Tekrar saçlı derinin içerisinden buradan bir noktadan çıkabiliriz. Eğer nazolabial çizgi üzerinden çekmek istiyorsak, nazolabial çekmek için yine bu şekilde saçlı deri temporal bölgeden yukarıya doğru çıkabiliriz. Buradaki ip sayısını tespit etmemizin özelliği şu. İp sayısı hastanın ihtiyacına göre, koni sayısı hastanın ihtiyacına göre tespit ediliyor. Kısa ipler kullanabiliriz, 8 konili ipler kullanabiliriz. Daha uzun bölgeler için, özellikle çene hattındaki dönmemiz için daha uzun ipler kullanabiliriz. Kaç tane ip kullanacağız? Orta yüzü ne kadar çekeceğiz? Hastanın deformatisiyle ilgili. Ortalama olarak ben kliniğimde hastalarda 3 tane ip kullanıyorum. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta süliyet soft uygulaması yaparken. Ayrıca bu noktadan sadece lokal anestezik bir lidokain işlemi, her 3 noktaya birer lidokain uygulamasıyla hasta bu uygulama içerisinde hiçbir acı hissetmiyor. Oldukça konforlu. İşlem süresi yaklaşık 15 dakika sürüyor. İşlem sonrasında da hasta normal sosyal hayatına devam edebiliyor. Hatta şöyle söylüyorum, öğlen arasında bile bu işlemi yapabilirsiniz diyorum.